Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklerin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli TV'ye hoş geldiniz. Yaklaşık 11 milyon 750 bin emeklimizin ortalama 1500 lira emekli maaşı alması onların pek çoğunun çok büyük geçim sıkıntısı yaşadığının en büyük göstergesi. Günümüz ekonomik şartları içerisinde 1500 lira ortalama bir maaşla geçinebilmek tabii ki mümkün değil. Hele hele bu vatandaşımız, bu emeklimiz kirada oturuyorsa ay sonunu getirmesi, evinin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılaması tabii ki mümkün değil. Şu anda emeklinin evinde huzur yok, emeklinin cebinde 5 kuruş para yok. Çünkü bu parayla geçinebilmek mümkün değil. Gelinen noktada emeklilerimizin pek çoğu bankalara borçlu, emeklilerimizin pek çoğu maalesef ve maalesef başkalarına el açmak zorunda kalıyor. Günümüz Türkiye'sinde bu para 300 dolar bile maalesef yapmıyor. Bu parayla bırakın Türkiye'de yaşamayı, bir Afrika ülkesinde bile yaşayabilmek şu anda gerçekten çok zor. Vatandaşın birinci gündemi doğal olarak cebindeki para. Onun için artık tüm emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri bir zam yapmanın vakti geldi, çoktan geçiyor. Emekli öleceği güne kadar adeta bankalara borç ediyor, kefenleneceği güne kadar geçim sıkıntısı yaşıyor. Dul ve yetimlere ödenen maaştaki kesintiler de işin cabası. Biraz sonra tüm bu konulara detaylı bir şekilde değineceğiz. Ancak onun öncesinde önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yaz emeklilerimiz kaç para alacaklar, hangi ödeme ne zaman yapılacak, zam oranı nedir, intibak düzenlemesi ve promosyonla ilgili son haberler, son gelişmeler neler, bunları sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. Değerli izleyenler, bildiğiniz üzere 2000 yılı öncesi emeklileriyle 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlarımızın aynı prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen ciddi anlamda maaş farkları bulunuyor. Örneğin bir vatandaşımız 7000 gün primle 2000 yılı öncesinde emekli olduysa yaklaşık 3000 lira maaş alıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan bir vatandaşımız ise aynı prim gününe sahip olmasına rağmen 2500 lira maaş alıyor. İşte buna reform dediler. Emeklinin maaşını adeta çatır 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 erittiler. Aynı primi ödüyor, aynı parayı ödüyor, aynı güne sahip ama bir tanesine sen 3000 lira vereceksin ama bir tanesine de 2500 lira vereceksin. Adalet bunun neresinde? Eşitlik bunun neresinde? Ama bu değişiklikleri hep reform adıyla yapıyorlar. Günümüz Türkiye'sinde 11 milyon 750 bin emekliye reform diye diye maaşlarını erittiler. Gelinen noktada emeklilerimiz çok büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde ay sonunu getiremiyor. İşte İntibak 2000 yılı sonrasında emekli olan tüm vatandaşlarımızı kapsayacak, maaşlarına yaklaşık 355 liraya varan oranda zamlar yapılacak. Mutlaka artık bu düzenlemenin yapılması gerekiyor. Emeklilerimizden tam 5 milyonu intibak düzenlemesini dört gözle bekliyor. Peki Ankara'da intibak düzenlemesiyle ilgili neler oluyor? İntibak yasası çıkacak mı? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde intibak var mı? Değerli izleyenler, sevgili emekliler, şu anda Hazine Bakanlığı'nın bürokratlarıyla Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın bürokratları çok önemli bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmayla 5 milyon emeklimizin artık bir nebze olsun yüreği serinleyecek, bir nebze olsun yüreğine su serpilecek. Bu çalışma önümüzdeki günlerde sonlandırılacak ve nihayete eriştirilecek. Bu çalışmayla 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlarımızın maaş farkları ciddi oranda ortadan kalkacak. Nitekim bu sorun farklı emekli maaşı hesaplama sisteminden kaynaklanıyor. Ülkemizde emekli maaşı hesaplanırken 3 tane dönem var. Bir tanesi 2000 yılı öncesi, bir tanesi 2000 ile 2008 arası, bir diğeri ise 2008 ile günümüze kadar olan dönem.
2000 yılı öncesinde aylık bağlama oranı, yani emekli maaşını hesaplama oranı %70'ti. Günümüze gelene kadar bu oran maalesef ve maalesef %28'e kadar düştü. İşte çalışma hayatını asgari ücretle tamamlayan bir emeklimize şu anda 1200-1300 lira emekli maaşı bağlanmasının tek nedeni var. İşte bu, kısaca adı ABO olan aylık bağlama oranı. Evet, bu oranların artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Her dönemin eşit oranda hesaplanması gerekiyor. Nasıl ki 2000 yılı öncesinde aylık bağlama oranı %70 ise, bugün emekli olan bir vatandaşımız için de %70 üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Bunun adı reform değil, bunun adı emeklinin hakkını yemektir. Türkçesi bu, başka bir izahatı yok. Bir vatandaşa sen aynı günü ödemesine rağmen 3000 lira maaş vereceksin, bir tanesine 2000 lira, 2500 lira maaş vereceksin. Adalet bunun neresinde? Şimdi size soruyorum. Arapça anlamı eşitlik olan intibak, evet, artık 5 milyon emeklimiz için kaçınılmaz bir hak. Bu hak tüm emeklilerin analarının sütü kadar helaldir. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, sizlerden çok sayıda yorum alıyoruz. Günde yaklaşık 50 bin yorum. Evet, 50 bin yorum alıyoruz. Bunların hepsine tabii ki cevap verebilmemiz mümkün değil. Ancak elimizden geldiği kadar sizlerin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz. İşte sizden gelen bu sorulardan bir tanesi de, önümüzdeki yaz biz ne kadar, hangi dönemde, hangi tarihte ne kadar maaş alacağız? Maaşımız zamlanacak mı? Kim ne kadar paraya kavuşacak? Hangi emeklinin cebine ne kadar para girecek? Hemen bu konuyu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz üzere emeklilerimizin çok büyük bir kısmına bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilerin hepsi diyemiyorum çünkü bazı emeklilerimiz maalesef bayram ikramiyesi alamıyor. Örneğin özel bankalardan emekli olan vatandaşlarımız bayram ikramiyesi alamıyor. Dul ve yetimlere 1000 lira bayram ikramiyesi ödenmiyor. Onlara çok cüzi miktarda bir para ödeniyor. O nedenle tüm emekliler bayram ikramiyesi alıyor diyemeyiz. İşte emeklilerimiz önümüzdeki dönem bir bayram ikramiyesi alacaklar. Ramazan bayramından hemen önce. 4-6 Haziran'a Ramazan bayramı denk geliyor. Ayın 3'ü ise Arefe. Ayın 1'i ve 2'si ise hafta sonu olduğu için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu nedenle tüm emeklilerimizin bayram ikramiyesi 27 Mayıs'la 31 Haziran arasında tüm emeklerimizin hesabına yatacak. Evet, lütfen unutmayın, 27 ile 31 Mayıs tarihleri arasında emeklilerimizin bayram ikramiyesi hesaplarına yatacak. Peki emeklilerimize ödenecek olan bir sonraki maaş ne zaman? Bu bayram ikramiyesini emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız da alacaklar. Onlar için de şu hatırlatmayı yapmak isterim. Bildiğiniz üzere emekli sandığından emekli olan büyüklerimiz ayın 1'i ve 5'i arasında maaşlarını alıyorlar. Ancak bu tarihler bayrama ve tatile denk geldiği için emeklilerimizin, emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımızın maaşları da 31 Mayıs'tan önce hesaplarına yatacak. Peki emeklilerimize daha sonra hangi ödemeler yapılacak? Değerli izleyenler, sevgili emekliler, Haziran'dan sonra bildiğiniz üzere Temmuz'da emeklilerimizin zam dönemi geliyor. Şu anki rakamlara göre, enflasyon oranına göre emeklilerimiz %6 oranında zammı garantilemiş durumdalar. Emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımıza bildiğiniz üzere memur sözleşmesi artı enflasyon farkı ödeniyor. Onlara da yaklaşık bu civarlarda bir zam gelecek. Peki %6 zam ne demek? %6 zam, değerli izleyenler, 1500 lira emekli maaşı olan bir büyüğümüz yaklaşık 80-90 lira zam alacak demektir. Bozdur bozdur harca, bozdur bozdur bu parayla, bu zam farkıyla saltanatını yaşa, yaşayabiliyorsan. Evet, günümüzde emekli maaşı ortalaması 1500 lirayken emekliye verilecek olan 80-90 liralık bir zam sadakadan başka bir şey değil. Bu, emekliyle dalga geçmekten başka bir şey değil. Günümüz Türkiye'sinde maalesef ve maalesef bir pazara 100 lirayla gittiğinizde dahi 2 ya da 3 poşet zorunlu gıdadan başka hiçbir şey alamıyoruz. Gelinen noktada emekliye verilen bu zam oranı
komediden öteye de değil. Yine bu bayram ikramiyesi ile ilgili olarak pek çok emekli vatandaşımız bize mesaj atarak, yorum yazarak bayram ikramiyelerine zam olup olmadıklarını da soruyorlar. Şu anda bayram ikramiyesine enflasyon oranında bir zam yapılması söz konusu. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Ancak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz. Mutlaka emekliye ödenen bayram ikramiyesine nasıl ki maaşlarına zam yapılıyorsa buna da zam yapılmak zorundadır. Geçen yılın 1000 lirasıyla bu yılın 1000 lirası tabii ki bir değil. Her şey ateş pahası olmuş durumda. Bugün pazara gidin, en ucuz sebzenin 8 lira 10 liradan aşağıya olmadığını göreceksiniz. Geçen yıl 2 lira 3 lira olan bir domatesin bugün 6 lira 7 lira olduğunu göreceksiniz. Geçtik bunları, her mutfakta olmazsa olmaz soğan patates bile 6 liradan aşağıya değil. Ama sen emekliye %6 zam yapacaksın, bayram ikramiyesine zam yapmayacaksın, sadaka gibi bir zam vereceksin. Ondan sonra da geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Olacak iş değil, adalet bunun neresinde diye adama sormazlar mı? Kısaca toparlayacak olursak, emeklilerimiz önümüzdeki dönemde 2 tane bayram ikramiyesi ve zamlarına kavuşacaklar. Ancak bu zam oranları tüm emeklilerimizde her dönem olduğu gibi çok büyük bir hayal kırıklığını şimdiden yaratmış durumda. Umut ediyor ve bekliyoruz ki 11 milyon 750 bin emeklimizin artık kanayan bu yarasına devlet büyüklerimiz parmak basacaktır. Bu zam oranlarıyla milyonlarca vatandaşımızın evinde maalesef ve maalesef huzur yok, yarın kaygısı zirvelerde dolaşıyor. Emekli bankalara borçlu, emekli eşinden, dostundan her ay maalesef para al. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, bankaların emeklilerimize ödemiş olduğu promosyonla ilgili de çok önemli gelişmeler var. Ancak bu videomuzda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda promosyonla ilgili çok çarpıcı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Şu konuyu da kısaca hatırlatmak istiyorum. Emeklilerle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Emekli TV'ye ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.